Evet, vücuttaki uyuşuklukla ve karınca alanmalar nöroloji pratiğinde sık gördüğümüz, özellikle polikliniğe başvuran hastalarda nispeten sık gördüğümüz bir yakınma, şikayet. Tabii vücudun çeşitli yerlerinde çeşitli tipte uyuşukluklar, karıncalanmalar olabiliyor. Örneğin üst ekstremitelerden elden başlarsak tek eldeki uyuşukluk ya da karıncalanma bilekteki bir sinir sıkışmasına veyahut da boyundaki boyun fıtığına işaret edebiliyor. Daha nadiren beyindeki elin inervasyon sahasına bağlı olarak lezyonlara, yani bir takım hastalıklara işaret edebilir. Bunun yanı sıra ayaklarda uyuşukluk, karıncalanma olabilir. Bunlar da en sık tespit ettiğimiz hastalıklardan bir tanesi, periferik polineuropati dediğimiz ayak sinirlerinin birçok hastalıkta görülebilen, ancak diyabet, şeker hastalığında en sık görülen bir süreçtir bu. Karıncalanması ve uyuşmasıdır. Tabii diyabette görülüyor dedim. Bu ayaklardan başlıyor. Daha sonra ellerde de ortaya çıkabilir. Uyuşukluk, karıncalanma, ağrı, yanma gibi bulgular. Sinirlerin tutulumu sonucu ortaya çıkıyor. Bunda tabii tedavi olarak şeker hastalığının kontrolü ilk planda tedavi edici oluyor. Ağrı varsa ağrıya yönelik ilaçlar verebiliyoruz. Onun dışında vücut yarısında uyuşukluk, karıncalanma ortaya çıkabilir. Yani vücut yarısı derken mesela sağ yüz yarısı, sağ kol ve sağ bacakta ve sağ gövdede. Bunlar genelde santral köken, yani beyin kökenli oluyor. Böyle bir durumda ani gelişmişse eğer acilen bir nöroloji merkezine başvurmak gerekir. Daha nadiren yüz yarısında, sadece yüz yarısında uyuşukluk, karıncalanma ortaya çıkabilir. Bu da yine beyin kökenli olabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda da acilen bir nöroloğa başvurmak gerekebilir. Evet, şimdi yüzde bir uyuşukluk yüz felcinin başlangıcı olabilir. Vücut yarısında ya da yine yüzde bir uyuşukluk bir felcin, damar tıkanıklığının özellikle başlangıcı olabilir. Daha sonra kuvvetsizlik gelişebilir. Dolayısıyla yüz yarısı veyahut da vücut yarısındaki uyuşukluk, karıncalanmalarda bunu bir haberci olarak da, felcin habercisi olarak da kabul edip bir nöroloğa başvurmakta fayda var. Tabii felç olacak anlamına gelmiyor, beyin damar tıkanıklığı olacak anlamına gelmiyor. Ama önlem olarak, tedbir olarak başvurmakta muhakkak fayda var. Tedaviden önce nedeni tespit etmeye yönelik tetkikler yapıyoruz. Örneğin sinir sıkışması, boyun fıtığı ya da nöropati dediğimiz durumlarda EMG denilen, elektromiyografi denilen sinir ileti çalışmalarına bakıyoruz. Onun sonunda teşhis koyarsak işte bir takım ilaçlar var. Onları veriyoruz. Yüz yarısındaki ve vücut yarısındaki uyuşukluklarda da yine altta yatan nedeni araştırmak lazım. Görüntüleme yapılabilir, beyin damarlarına bakılabilir. Eğer bunlarla ilgili bir anormal bir durum tespit edilirse, o zaman yine nedene yönelik kan sulandırıcı dediğimiz bir takım ilaçlarla tedavi mümkün olabilir.